Uzun zamandan beri kamuoyunda tartışılan bakanlığın yeni müfredat, Türkiye 100 yılı müfredat programı tartışılıyor. Yaklaşık bir ay önce kamuoyuna açıklandı. Bu bir ay içinde de çok hızlı bir şekilde yol alarak dün de bakan tarafından onaylandı. Bu müfredatın kimler, nerede, nasıl oluşturulduğunu bilsek de bakanlık buna açıklık getirmese de aslında arka planında tarikat ve cemaatlerin uzantıları olan vakıflar ve derneklerin olduğunu biliyoruz. Uzun zamandan beri bu müfredatın geri çekilmesi, toplumun tamamını kapsayacak, ülkenin gerçekliğine uygun, evrensel değerlere yakışır, içinde bulunduğumuz çağın gereklerini yerine getirebilecek bir müfredat oluşturulması konusunda ciddi çağrılarda bulunduk. Ama bütün bu çağrılara kulak vermeyen, inatla bu müfredatı hayata geçirmek konusunda bir kararlılık gösteren Saray ve Milli Eğitim Bakanı ve onların bu gerici müfredatıyla karşı karşıyayız. İktidarın siyasi programına ve siyasal ideolojik görüşüne uygun olarak hazırlanan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz ve geri çekin diyoruz. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismiyle kamuoyuna açıklanan, tarihi yeni ama içeriği 100 yıl öncesinin dahi gerisinde olan müfredat dün bakan tarafından imzalandı. Bakanlık kamuoyuna açıkladıkları müfredatla ilgili bir hafta süre vererek öneri, görüş ve eleştiriye açtığını ifade etmişti. Hazırlık süresinin 10 yıl olduğunu açıkladığı müfredata 10 gün içinde görüş ve öneri istiyordu. Öncesinde de 1000 kişiyle hazırladıklarını, onlarca çalıştay yaptıklarını ifade etmiş. Ancak bu kişilerin kimler olduğu, bu çalıştayların kimlerle ve nerede yapıldığı soruları hep yanıtsız bırakılmış. Bu soruları yönelten kurumlara size tek tek açıklamak zorunda mıyım diyerek savuşturmuştur. Bu müfredat bakan tarafından imzalandı. Bu kadar çok öneri ve görüşü bu kadar kısa sürede nasıl değerlendirdikleri, bu görüş ve önerilerin neler olduğuna dair bütün sorular da havada kaldı. Her şeyin ne kadar kurgu olduğunu, yaptıkları bu tür faaliyetlerin de ne kadar ciddiyetsiz ve formalite olduğunu, bir orta oyunu oynadıklarını bu süreçte net bir şekilde gördük. Oysa ülkenin eğitim müfredatı hazırlanıyor. Ülkeyi yönetenlerin ve bakanlığın çok büyük bir ciddiyetle ve samimiyetle konuyu ele alması ve tüm eğitim bileşenlerini, akademisyenleri, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları, eğitim fakülteleri yan yana gelerek bir müfredat hazırlaması gerekirdi. Eğitimi bir bütün olarak dincileştirme ve bütün okulları İmam Hatip müfredatları ile eşleştirmek için birleştirici, bütünleştirici, ortak yurttaş bilinci yerine ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olduğu için çok hızlı bir şekilde toplumdan bu özelliklerini gizleyerek hemen uygulamaya sokmak istiyorlar. Bu ayrıştırmacı, kutuplaştırma, yok sayma, gericileştirme ve benzeri yaklaşımlar ön plana çıkarılmış ve bu müfredatla yukarıda sıralanan sebepler üzerinden laik demokratik yaşama topyekun bir meydan okuma hedeflenmiştir. Biz aşağıda imzası olanlar bakanı ve iktidarı uyarıyor ve bu müfredatı derhal geri çekin çağrısında bulunuyoruz. Bu uyarımızın dikkate alınmaması durumunda fiili meşru eylemliklerimizi tüm ülkeye yayacağımızın bilinmesini istiyoruz.